Tekrar başınız sağ olsun. Cennet Hanım, dönür müsünüz? Döneriz. Bunlar bizi kabul ettiler. Biz oğlu geldi, bizi Adıyaman'dan getirdi. Bunlara geldik, burada kalıyoruz. Allah razı olsun, bir artı bir evinde hepimizi kabul ediyor. Allah mekanınıza genişlik versin. Çok şükür şimdi oğlu tekrar yardıma gitti. O şey çektik ya, onu da verelim arada bir Mustafa. Evim yuvan olsun, onu da biz de verelim. Torunum ölmeyeydi, hiçbir şey istemiyordum. 19 yaşında torunum gitti. Ana baba ayrıydı, onu ben büyüttüm. Kolumdan büyüttüm ama kaybettim. Allah cennette kavuştursun. Şimdi dedi ki, meleğim dedi ki, ne kadar dua biliyorsam okudum dedi. Evet. Kapıyı bırakmadım ama diyoruz kapılar ya, yer göre gök dua hocam. Şak 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 şak. Allah'ımıza sığınıyoruz. En önemli o. Biz neler neler yaşadık değil mi coğrafyada? İki dünya savaşı gördük, küresel pandemiler gördük, seller gördük, depremler gördük ve görmeye de devam ediyoruz ve edeceğiz de. Allah-u Teala yarışını böyle takdir etmiş. Bütün bunların içerisinde şu topraklarda en derin dehlizlere kadar bizi kök saldıran şey ne? İnancımız, irfanımız, imanımız ve irademiz. Onların sesinden geldik, bugünlere ulaştık. Çok şükür bugünlerde imanımız kuvvetliydi. Geçecek ve başka hiç günlerde kurtulaşacağız. Hiç aklıma ev yıkılacağını gelmedi hiç. Hiç aklıma ev yıkılır diye gelmedi. Ama okudum, abite, abite, abite diye baktım. Endim ki oğlumun hiç yuvası yok. Rabbinden başka kime insan sığınabilir? Zilzal suresi var. Zilzal deprem demektir. Aslında deprem suresidir o. Okur musunuz hocam? Tabii ki. Estağfirullah. İzâ zulziletil erdu zilzâlehâ ve ahrajetil erdu esqâlehâ ve qâlel insânu mâ lehâ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْتُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Yer sarsıldıkça sarsıldı. Altında, içinde bulunan her şeyi dışarı çıkardı. İnsanın korku halinde ne oluyor dediği zaman, yeryüzü kendisine yapılan vahiyce bütün haberleri anlatmaya başlar. Bütün yapılanlar ortaya çıkar. İşte o zaman, kim zerre kadar iyilik yapmışsa unutulmaz, o karşısına çıkar. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa, tövbe etmemişse, helalleşmemişse, kendini düzeltmemişse, geri dönüş kapısından dönmemiş ve o şekilde ölmüşse, o da ancak onu görür diyor. Bunlar şimdi, da bir nevi onun provasını bize canlandırıyor. Şu bölgesel olarak yaşadığımız afet bile nasıl hocam, bizi... Hocam evlerde... Ailelerini kaybedenler haklarını helal etmeyecekler. Etmeyecek. Etmeyecekler hocam. Ve o kişi, düşünün ki yaklaşık rakam vermek de istemiyorum ama binlerce kişimiz evet. Rabbine döndü. Bu kişilerin bu duruma düşmesine sebebiyet veren sadece müteahhit mi? Hayır. Asla. Aynı zamanda o müteahhitin talimatına göre duvarların yanlış olduğunu bilerek yapan duvarcı. Aynı zamanda eksik malzemeyle iş yaptığını gören usta, aynı zamanda bunu fark eden bir bilir kişi, aynı zamanda bunu onaylayan bütün bu kişilere o kaybettiğimiz canların dünyadaki karşılığı olarak nasıl bir karşılık verebiliriz? Şimdi ama bir şey dikkatimi çekti bu arada hocam. Nadmiyem dedi ki benim dağda dedi. Ben dedi yukarıdan görüyorum. Şu anda da Hatay'ı toparlamak için uğraşıyorlar. Her yeri toparlamak için. Ve diyorlar ki, bulunduğunuz yerlere değil, dağlara yapın evlerinizi. Dağdaymış. Benim evimde hiçbir şey yok. İki oğlumun evi. Yerden bir oldu. Benim oğlum 6 sene oldu. Daha öbür oğlumun evi. Yeni ev daha. Yerde bir. Dağdaki eve bir şey olmadı. Biz yaptık onu. Beyimle ikimiz evleri yaptık. Dağların, dağda. Okudunuz ya. Kayalar var. Değil bir kaya düştük hocam. Duada acaba bunu mu söylüyor deprem? Ayet-i kerimelerde, bazı ayetlerde yeryüzüne çakılmış çivi gibidir dağlar. O dağlar yeryüzündeki
altta bulunan 12 tane büyük plakayla 20 kadar küçük plakanın kendi arasındaki hareketlerinin bir koordinasyonunu gerçekleştirir. Kızılay'da, Afat'ta derslerden öğrendiklerimizde biz bunları görüyoruz. Ama şöyle bir konu var. Zemin etütü yapıldığı gibi binanın da etütünün yapılması gerekiyor. Yani zemin ne kadar bozuk olursa olsun, malzeme kaliteli ise o yıkılır. Zemin ne kadar kaliteli olursa olsun, malzeme kötüyse yıkılır. Zemin iyiyse, malzeme kötüyse bir nevi yararlı kurtarabilir. Japonya işte örneği var gözünüzde. Sadece bizde değil ki, deprem Japonya'da da var. Japonya'da ben depreme yakalandım. Hem de bir otelin bayağı üst katında yakalandım. Çok sallandık ama yıkılmayacağını biliyorlardı. Yani bize söylenen oydu. Hiç panikle kimse inmedi. Benim arkadaşım, eş insanı arkadaşım Hakan, Japonya'da depreme yakalandığında diyor ki duvardan duvara vurdu beni diyor. Ama diyor deprem bittiğinde hadi işte nerede çay içeceğiz, nerede kahve içeceğiz bunlar konuşulmaya başlar. O kadar alışmışlar evet. Diyor bu sallanmaya. Aslında şimdi, bu coğrafyada biz de alışık olmamız icap ediyor. Mesela onlarda yanlış hatırlamıyorsam 2011 Kobe depreminde. Yüzlerce yol yarıldı, affedersiniz yüzlerce bina zarar gördü, vefat edenler de oldu ama bunun üzerine ders çıkardılar. Ders çıkardıkları için o bölgelerde de yaptıkları yapılarda olması gereken verilere göre yapılar yaptılar. Dünyanın şu ana kadar kaydedilmiş en büyük depremleri, Şili'deki deprem, Alaska'daki deprem, oradaki sonradan gerçekleşen depremlere karşı neden o kadar zayiat olmuyor? Demek ki bu işin Allah Azze ve Celle tarafından şöyle bir emri yok. Kullarım, ben deprem göndereceğim, afet göndereceğim, sakın tedbir almayın. Öyle bir şey diye bir emre haşa yok. Bilakis tedbir almayanların almadıkları tedbirden dolayı veballeri var. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki ayeti kerimede, benim size vermiş olduğum akıl nimetini kullanacak, her gelen bilgiyi analiz edecek ve bunu takip edeceksiniz. Allah'ın araştırın buyurduğu bir şeyi araştırmıyoruz. Araştırın dediği şeyi araştırmıyoruz, araştırmayın dediğini araştırıyoruz. Çeceş sözü diyor mesela, araştırın. Nasıl inanacaksınız, nasıl yaşayacaksınız, beşeri hayatta nasıl bir ömür süreceksiniz bunu araştırın diyor. Bunları araştırmıyoruz ama. Araştırmayın diyor, ayıp araştırmayın, kusur araştırmayın, insanların günahlarını araştırmayın, insanların eksikliklerini araştırmayın, gıybet ile kusurlarını araştırmayın diye bunları araştırıyoruz. Araştırmamız gereken hayatımızı, sevdiklerimizi ilgilendiren şey araştıramıyoruz. Tabii çok bu şükür. Bireyden başlar, çok doğru toplumsal olarak yükselmeye devam eder. Burada siz imkan bahşedersiniz, biz ifade ederiz. Mustafa Bey mekanda yapar, Bahattin amca evinde yapar, teyzelerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz meydanda yapar. Ya. Bir komple bir şuur hasıl olur ama resmi makamlarda gerekli sorumluluklarını bu konuda yerine getirdikleriyle beraber olur. Cennet Hanım, sen İstanbul'da yaşıyorsun. Duyduğunda hemen ulaşabildin mi? Ne yaptın? Hemen ben 4'tü. Oğlum 4'ü 20 geçiyor muydu, 25 geçiyor muydu? Ben kalktım yatağın üstüne oturdum. Böyle duruyordum. Oğlum aradı. Benim oğlum da depremzede. O da Malatya'da. Ondan sonra oğlum aradı. Anne dedin, efendim oğlum dedim. Şimdi korktum bir ya. Dedi ki anne deprem oldu ama korkma. Oradan hemen oturma odasına geçtim, televizyonu açayım ki nerede deprem olmuş. Hı. Daha oturma odasına geçmeden gelini, kızım aradı. Anne aradı, anne dedi sadece. Başka telefon bir cevap at. Yok. Yok yani yok. Ben üst katta oturuyorum, terasta oturuyorum. Oğlum alt katta oturuyor. Aşağı indim koşa koşa ki yürüyemiyorum bacağımdan dolayı. Oğlum dedim deprem olmuş, sadece bunu söyledim. O daha bir şey yapamadım. Oğlum dedim. Arıyoruz, oraya arıyoruz, buraya arıyoruz, şuraya arıyoruz. Allah'ım yani evin içi bana zindan oldu. Torunum, torunlarım, bunlar mesela hepsi bir yerde. Ben evin içi nasıl feryat ediyorum biliyor musunuz? Çaresizlik yani, de fena. Çaresiz, tabii. Çaresiz, uzak. Allah'ım diyorum ne olayım, kuş olayım da uçayım. Ben bir bakayım da geleyim. Bir bakayım geleyim ya Rabbi bir şey. Bunun telefonunu arıyorum yok. Zeynal'ın telefonu, damatımın telefonunu arıyorum yok. Kızıma hiç ulaşamıyorum. Artık saat 8:30 mu oldu, 9 mu oldu yalan söylemeyeyim. Bunun telefonu tekrar attı. Oğlum ara, gelinim arıyor, oğlum arıyor, gelinim arıyor. Zeynal demiş ki biz yerim, iyiyiz merak benim odaya etme. Tekrar benim eve girdik. İki çocuğum kayıp. Aldık. Telefonumu oğluma verdim. Oğlumun telefonu, torunun gelini enkazda kaldı. Dedi ki oğlum şey anne. Bir benim anne, telefonu aldık. İki üç evladım kayıp biz çıktık arabadayız.
Dedin ki oğlum bir şey var mı? Ben yaralıyım. Salih'te bir şey yok diye ama kızımın adı Salih. 9 aylık bebeği kucağında. Ama ben inanmıyorum. Her dakika arıyorum cevap alamıyorum. Telefonlar kesmiyor. Arıyorum cevap alamıyorum. Telefonlar kesmiyor. Yani orada onlar onu yaşadı ama ben İstanbul'da yani evde neler yaşadım. Oğlum kalktı dedi ki anne ben ne yapayım nasıl gideyim? Ulaşım yok. O gün de tam tesadüf uçakların kalkmayacağı günüydü. Yani hareket edilmeyeceği evet, bir günüydü. Çünkü yollar yarıldı. Yollardan dolayı değil. Yollar yarıldı. Yağmurlar falan da ya, İstanbul'da bir yağmur yağdı ki falan yağmurdan şeyden boşalır gibi mübarek. O şey oldu. Hep dışarıdayız yağmur üstümüzde. Bir de yataktan sonra akşam oldu. Üstümüzde kızım, bir şey yok. Kızıma durmadan ulaşıyor. Kızı buradaydı. Onun kendi kızı başka bir adam şeyden damatımın kızı vardı. Kızım diyorum ulaştın mı annene? Ulaşıyorum, koşturuyorum. Zaten o kız olsaydı buna öbür o torunumla şeyleri razalarını çifti. Oğlum, kızım bir daha mesaj atmış. Anne durmadan deprem oluyor. Öğlende de biliyorsunuz deprem oldu. Anne ne olursun bizi cehennemden kurtarın. Telefon şey atınca mesaj atınca oğlum dedi ki ben daha duramam dedi. Hemen arabayı belediyenin önüne koydular. Belediyeden hemen araba yüklendi. Yani ne koydular? Koca şey araba yüklendi bir gitti. Bir transit doldurdu geldi. Gitti. 1,5 gündemine ulaştı. 1,5 günde. Hemen onlar bunları aldı geldi. Tekrar gerisin geriye bir araba daha doldurdu. Hatay'a gitti. Hatay'dan Adana'ya gitti. Adana'dan tekrar damatımın yanına orada gitti. Ama kızımız yine çıkmamıştı. Biz 18 saatte geldik. Kızımız yine orada çıkmamıştı. Orada iyi niyetle beraber kötü yanlış uygulama gün çıkardılar. Tıra takıldı. Toprağa koydular. Bir tır. Aha böyle kurban dörtlü olayım bir Allah'ıma, şey vardı. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne diyelim? Ne edelim? Oğlumun bir tanesi şeyde Malatya'da çaresiz, anesiz şeysi o ara işsiz kalmıştı. Şu anda onlara yardım ediyorum ama diyor yatacak yerim yok, oturacak yerim yok. Eşinden boşandı. Bidecik oğlu var. Oğlunun peşinde dört dönüyor. Oğlunun peşinde yani iş mi yok? İstanbul'da iş mi yok? Evimiz mi yok? Her şeyimiz var. Allah'a şükür. Allah'ım herkese versin. Ama oğlum dört dönüyor orada evladının yanında da 6 yaşında oğlu var orada da. Yani oğlum diye başka bir şey değil mi? Çocuğumu çeviremiyoruz, getiremiyoruz. İşsiz, güçsüz orada. Rabbim yardımcımız olsun. Hepimize kurban olduğumuz yaradan ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Geride kalanlara da Rabbim zaten yardım edecektir. Yol gösterecektir. Her şey olacak. Bunlar da unutulacaktır ama acı kalacaktır. Bizim Adıyaman'a sadece acı kalacaktır. İnşallah Rabbim de onun kolaylığını ikram eder. Adıyaman'a aynı her gün yardım Rabbim gelmedi. Yardım 24 saat kimse kalacaktır. Bir su bulamadı. Yollar marketler gitti. Hep patlattı. Melek Hanım ne oldu biliyor musun? Biz buradan izledik ve gördük. Evet. Bir kere Mustafa kardeşim de bilir ki herkes koştuğu için bir fazla da bir trafikte oldu. Bizim valimiz demiş ki yollar bozuldu. Seda Hanım. Zaten ulaşılamadı yani. Zaten ulaşılamadı, yoldaki evet. Oraya yardıma giden ekipler bile giderken daha yolda koordinasyon içindeydi. Yani yardımı da götürmeye çalışıyorduk. Hani biz gidelim. Evet. Boş ama Adana'nın girişine daha Tarsus sapağından sonra Adana girişine viyadükler kopmuştu. Ve otobüsleri böyle ileri geri yapa yapa büyük arabaları ben bir ara adım gitmeyin, adım geçirdiler. Gitmeyin yani, de önemli işi olanlar gitsin i̇şte biz diye yazdım. Adana'ya kadar geldik. Adana Hatay arasında bir viyadük kopmuştu. Otobüsü ileri geri tek tekerini geçire böyle yük ağırlığı binmesin o kırık yere diye. 20 dakikada geçirdiler böyle arabaları ya, her çok seferine bireysel kadar. Hareket yollar yarıldı. Yani niyetler iyi ama bireysel olduğu için ama zararı çok oldu. Çok fazla engelledi. Diyor ki benim büyük oğlum. Bireysel olarak oraya gidip gittim ama ne yapacağını buradan bilmeden sokakları diyor, yolları işgal edip burada arabalarıyla park işte edip onu çok yazdım yapmayın. Orada sen ve senin gibiler koordinasyon aile değil mi burada? Peki bu arada biz bunları konuşurken depremdeki hikayeler neler yaşandı bir izleyelim mi?